Programımıza ekmek koyamayacağız. Sayın da Vali Bey'e bunu tutuyoruz. Bizi yapamayız diyor. Arkadaşlar zaten bizler farkımız vardı. Vallahi aslında destek bekliyoruz. İmzayla çok şey kazandırmış oluyorsunuz. Güzel özel ediyoruz. Güzel sporlarımızdan da uzatın destek şey. Bugüne kadar özellikle Sayın Başbakanımıza iki sefer kendimiz görüşmüşüz heyet olarak. Çalışma Bakanı'yla görüştük, bakanlarla görüştük, milletvekillerle görüştük. Bize hep olumlu şeyler söylediler. Bu 2016'ya kadar bu proje devam edeceğini söylediler. Kalıcı bir çözüm için size bir çare bulacağını söylediler. Ama maalesef 14 Haziran 2014'te bu 7286 arkadaşımıza işine son vermişler. Bu saatten sonra gerek Van'da olsun, gerek çevre illerde olsun bu insanların herhangi çalışacak bir iş yoktur. Daha önce biz gurbete gidiyorduk. Yataklarımızı sararak gurbete giden bu insanlar bu saatten sonra da yaşları 50-60'a gelmiş bu insanlara kimse iş veremez. İçimizde özellikle 632 tane bayan kardeşlerimiz vardır. Bunların 312 tanesi eşleri rahmete gitmiş. Kendi çocuklarına o bayan tek başına bakıyor. Aramızda yine 250 üzerinde engelli arkadaşlar vardır. Buna herhangi gidip de bir yerde çalışamazlar. Ne yapacaksın bunlar? Deprem esnasında işe alınan, Van'ı terk etmeyen, mağdur olan insanlar o gün Van'da ne kadar mağdurlar varsa o insanlar işe girdiler. O günden beri işe girdiklerinden bugüne kadar da bir umut peşindediler. Bizim bundan sonra bu dördüncü güne eylemimiz devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Bunu açık ve net söylüyorum. Bütün Türk halkına da davet ediyoruz. Nasıl? Türkiye 76 milyon depremde bize yardımcı olmuşsa onlara buradan Van halkı adına teşekkür ediyorum bir kez daha. Bundan sonra da 76 milyon bu insanlara, bu garibanlara tekrar destek vermeleri rica ediyoruz. Öbür yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 550 milletvekillerinden buradan çağrı yapıyoruz. Rica ediyoruz. Büyük bir insanlık dramı vardı şu an Van'da. Bu insanlar yarın öbür gün intihar duruma düşerler. Bu insanlar yarın öbür gün çocuklarının katili olurlar. Biz bunların önünü kesemeyiz. Dün burada polisten baş başa kaldık. Engeller oluyor. Bizim ilk günden bugüne kadar söylediğimiz tek şey budur. Bu insanlara bir ekmek kapısı açın. Asgari ücrete dahi olsa razıyız. Daha aşağıda da razıyız. Yeter ki bu insanlar bir bilsin ki bir işi vardır, bir gücü vardır. Allah Allah, silahı bulma. Bu taraftan gelin. Bu taraftan gelin. Lütfen, durun. Bana burada durun. Değerli arkadaşlar, devlet tarafında çalışıyorduk, işimizi elimizden aldılar, ekmeğimizi elimizden aldılar. Onun için bir imzanıza ihtiyacımız vardır. Değerli arkadaşlar.